Herkese merhaba, yeni bir video ile birlikteyiz. Şu an elimde bir tane LDR ve bir tane de LED görmektesiniz. Video başlığından da anlayacağınız üzere birisi size yaklaşıp LDR yerine bir tane LED kullanabileceğinizi söyleseydi büyük ihtimalle bu kişinin çıldırmış olduğunu düşünebilirdiniz. Ancak biraz sonra göreceklerinizden sonra fikriniz eminim ki değişecek. Hatta farklı projeleriniz için size ilham kaynağı olacağını düşünüyorum. Öncelikle şunu belirtmem lazım. Daha önce bir diyotu LDR olarak kullandık. Hatta fotodiyotu LDR olarak kullanmıştık. Hatta kendi LDR'mizi yapmıştık. Bu defa ise bir LED'i LDR gibi nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle bu LED'imin standart bir LED olduğunu göstermek için enerji vereceğim ve çalıştıracağım. Gördüğünüz gibi bu bildiğiniz standart bir LED ve enerji verdiğimizde ışık saçıyor. Şu an yandığını ve parıldadığını görebilirsiniz. Ancak işin temeline inmemiz gerektiğinde ise hemen bunu sizlere açıklayalım. Daha önce ledlerle minik bir güneş paneli hazırlamış, hatta hazırladığımız bu panelle minik bir saati de çalıştırmıştık. Ben bu videoları açıklamalar kısmında paylaşmış olacağım. Linkleri sizin için açıklamalar kısmında olacak. Öncelikle ölçü aletime ledimi bağladım ve DC akım ölçebilmek için DC voltaj kısmındaki ayarlamayı yaptım. Şimdi gördüğünüz gibi bu ışık altında bile 0.1 voltluk bir gerilim üretiyor. Akkor filaman lambamla ışığa maruz bıraktığımda ise şu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Bakın voltajın yükseldiğini görebilirsiniz. Şöyle hatta ışığı biraz daha artıracak olursam gördüğünüz üzere 0.3 voltluk bir gerilim üretiyor. Yani LED'imiz ışık altında belirli bir voltaj üretiyor arkadaşlar. Yine görüş açınızı düzelterek tekrardan göstermek istiyorum. Bakın ışığa maruz bırakılan LED elektrik üretiyor. Tam da LED'in bu özelliğini kullanarak bir LDR gibi kullanacağız. Şimdi basit bir devre hazırlayarak işleme devam ediyorum. Devreyi tamamladık. Burası devremizin eksi ve burası da artı girişi olacak. Buralardan enerji vereceğiz. Ve LDR yerine kullanacağım LED'imi de bu şekilde bükerek açısını düzelttim. Devreye 12 voltluk bir gerilim vereceğim. Yani 12 volt ile çalıştıracağım. Şimdi enerji bağlantılarımızı oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi güç bağlantılarımızı sağladık. Akkor filaman bir lambayla LED'i ışığa maruz bıraktığımda gördüğünüz gibi lambamız yanıyor. Yani şu anda LED'imizin ürettiği enerji ile MOSFET'imiz tetiklenerek aktif hale geçiyor. Devreye eklediğimiz direnç ise MOSFET'in tekrar kapanmasını sağlıyor. Şöyle yine lambamı yaklaştırıp uzaklaştırarak paylaşmak istiyorum. Devreye ikinci bir direnç daha ekledim. Yani toplam 20 mega ohmluk bir direncimiz oldu. 10+10. Bu şekilde devrenin hassasiyetini artırmak mümkün. Şu anda
devrenin daha hassas hale geldiğini görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi daha uzak mesafeden, yani daha düşük bir voltaj ile MOSFET'imiz tetiklenmekte. Devreyi biraz daha ilginç hale getirmemiz gerekirse bir tane mercimek kondansatör ekleyeceğim. Bu kondansatörde enerji depolanarak lambanın hem daha geç devreye girmesini hem de daha geç devreden çıkmasını sağlayacak. Yani LED'imizin ürettiği enerji önce kondansatörü şarj edecek. Işık kesildiğinde ise bu kondansatör üzerinde bulunan enerji ile lambamız bir süre daha yanacaktır. Şöyle göstermem gerekirse bakın lambamız yavaşça yandı. Şimdi ışığı kestik ve yavaş yavaş söndüğünü görebilirsiniz. İşlemi tekrar ediyorum. MOSFET ve LED'lerle yapabileceklerimiz henüz bitmedi. Devreye ikinci bir LED daha ekleyerek biraz daha farklı bir hale getiriyorum. Şöyle göstermem gerekirse LED'imi iki tane direncin arasına bağladım. Birinci LED'imiz devreyi aktif ederken ikinci LED'imiz ise devreyi söndürecek. Gelin şimdi test edelim. Bu defa daha anlaşılır olması için küçük bir fener kullanarak teste devam ediyorum. Böylece farklı bir projeyi daha sizlerle paylaşmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki projede görüşünceye değin, şimdilik hoşça kalın.